Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sunar. Herkese merhaba. Yeni yılın ilk yayınına hoş geldiniz. Umarım herkese sağlık ve bol kazançlı bir yıl olur. 2023 yılı birçok açıdan çok çalkantılı, hatta işte kederli, üzüntülü geçti. Umarım 2024'te, bu 2023'te toplum olarak yaşadığımız sıkıntıların çaresinin bulunduğu, yaralarımızın sarıldığı bir seneyi geçiririz deyip konu başlığımız olan 2024 yılı portföy dağılım önerilerimizi paylaşmak istedim. Tabii yayınları takip edenler daha önce de sıklıkla paylaşıyoruz. Burada aslında çok da farklı bir durum yok. Öncelikle bu dağılım stratejisi orta riskli bir dağılım stratejisi. Ortalama bir risk toleransına sahip yatırımcılar için uygun. Çok düşük ve çok yüksek risk toleransındaki yatırımcıların her ikisi de farklı nedenlerden kaynaklı olarak bu dağılımdan hoşnut olmayabilir. Ama orta riskli bir seviyede, orta risk toleransına sahip bir yatırımcı için idealize etmeye çalışıyorum portföy dağılımını. Bunu da gerekçelendirerek anlatmaya çalışacağım. Bir kere 2024 yılı için TL varlık ağırlığının döviz varlık ağırlığından bir tık yukarıda kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Buradaki öncelikli neden Türkiye'de faizlerin yüksek ve hala yükselmeye devam eden bir çizgide durması. Her ne kadar ben mevduatta artık en tepelerin belirli ölçüde kısa vadede görülmüş olduğunu düşünsem de özellikle tahvil bono fonlarında yüksek getirili dönem devam edecektir diye de düşünüyorum. Bu nedenle de bir yatırım fonu portföyünde orta risk toleransına sahip bir yatırımcı için en az %40 oranında TL faiz kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Burada gerekçem zaten çok net. TL faizlerin ortalama %45 seviyelerinde bir getiri vaaz etmesi. Oldukça düşük bir risk toleransıyla bu şeyden faydalanabiliyorsunuz, faizden. Yüksek bir faiz bulduğunuz müddetçe mevduatlarda geri çekilme başladıkça da tahvil bono fonları kullanılarak uzunca bir süre, en azından yılın ilk 5-6 ayına kadar bu faizde yatırımcılar kendilerine yer bulabilir. İkinci olarak %25 oranında yabancı hisse fonları düşünüyorum. Bunun da öncelikli gerekçesi işte Amerika'da. Yabancı hisseden kastım tabii, bunu bir coğrafi olarak da çeşitlendirip Avrupa ve Amerika olarak da yapabilirsiniz ama daha çok belli ki ekonomik aktivitedeki canlılık durum daha çok Amerika hisse fonları için daha cezbedici bir özellik vaaz ediyor. Avrupa'da belki faiz indirimleri daha erken bile başlayabilir ama Amerika'daki ekonomik aktivite, istihdam, talep gerçekten hala oldukça cezbedici ve burada şirket karlılıkları üzerinde pozitif etkiye sahip. Burada da o yüzden %25 oranında bir portföyde yer açılması mümkün. %20 oranında da yerli hisse fonları kullanımı öneriyorum. Burada her zaman için hisse senedinde böylesi bir potansiyel var. Yani %20-25'lik bir bantta yerli hisse fonu her zaman kullanılabilir ve bir yıllık periyotta işler kötü gitse dahi enflasyon kadar, eğer çok seçiminizde çok bariz bir yoğunlaşma ya da hata yoksa, ortalama olarak enflasyon kadar getirisi yaratması beklenir hisse senetlerinden. Ve bir müddet daha biz enflasyonist ortamda gideceğimiz için burada bir miyop olacak ve insanlar hakikaten hisse senetlerinden de böylesi bir performans bekleyecektir. İşler iyi gidecek ise, yabancı yatırımcı gelecekse tabii ki bu kaçınılmaz olarak enflasyon üstü bir getiriye de dönüşme kabiliyetine sahip. Ancak %20-25 bandından daha yukarıda yerli hisse senedi taşımak açıkçası daha yüksek bir risk toleransı gerektirir. Bunu da belirteyim. Çünkü oldukça orada volatilite görmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'de enflasyon ve faiz kendisine halen yer arıyor ve o yüzden oradaki dalgalanma gerçekten bezdirici olabilir. Ve %15-20 bandında kıymetli madenler, altın taşınabilir. Faiz indirimlerinin sonuna gelmiş olmamız,
2023'te ve 2022'de de kötü sayılabilecek bir performans sergilemesi. Çünkü parasal sıkılaşma başlıyor mu, başlamıyor mu, faizler artıyor, ne olacak gibi endişelerin yarattığı altın üzerindeki gerginliklerin oldukça, yani en azından faiz tarafında sonuna gelmiş durumdayız. Ayrıca taşıdığımız hisse senedinin 1/3'üne yakın oranda taşıdığımız bir kıymetli madenler fonu ya da altın fonu portföyümüze bir stabilizasyon da katıyor. Yani genel olarak şu son 2 yılda oluşmadı böyle bir durum. Hepsi birlikte aşağıya indi ama genel olarak ters korelasyonda çalıştığı için altın fonlarıyla hisse senedi fonları bir nevi portföyümüzde taşıdığımız altın fonu bir sigorta işlevi de görüyor. Bunu da belirteyim. Peki yani bu dağılımdan beklentimiz nedir? Bir kere enflasyon üstü bir getiri beklentimiz var. En azından mevduatı geçeceğine eminiz böyle bir portföyün. Çünkü baktığımız zaman %40'lık zaten bir faiz taşıyoruz. Burada ortalama %45 ki üzerine de çıkabilir tahvil bono piyasasındaki randımana bağlı olarak birleşik getiriler zaten 50'nin üstünde ama ben çok temel basit tutuyorum. %40'lık bir portföyde taşıdığımız faiz ortalama %45 getirse 18 puanlık bir katkısı olur. %25'lik bir yabancı hissenin %50 getirmesini beklerim ben en az. Yani hisse senedi portföyündeki getirinin %50 olmasını beklerim ki o da %12,5'luk katkı koyar. Gene yerli hisse senedi tarafında da ben en az %40-50 bandında bir getiri performansı görüyorum. O da 8-10 bandında bir getiriye tekabül eder portföyde. Böyle baktığımız zaman, alt alta topladığımız zaman gerçekten çok basit temel olarak enflasyonun gelecek yıl işte 45-50 aralığında olması durumunda böyle bir portföyle biz enflasyon üstünde bir getiri yakalayabiliriz diye düşünenlerdenim. Tabii dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi, bu dağılım ne düşük risk toleransına sahip yatırımcıları memnun eder ne de çok yüksek risk toleransına sahip yatırımcıları memnun edebilir. İkisinin farklı gerekçelerle bu portföy dağılımına itirazları olabilir ve kendi toleransları bağlamında da haklılardır. Onu söyleyeyim. Bu ortalama bir portföy dağılım önerisi. Bir diğer husus yabancı hisse fonlarıyla ilgili geliyor. Şöyle diyebiliriz. Yani burada daha çok tematik fonlarla ilgili sorular geldiğini gözlemliyorum ben. Şimdi tematik fonlarda her dönemde temalarda değişim görüyoruz. Yani bir gün sağlık teması öndeyken öbür 2 ay sonra birden gıda teması öne çıkıyor. O tema 1 ay sonra yerini enerjiye bırakıyor vesaire. Böyle bir değişen temalardaki tematik dönemlerde değişen tematik getiriler görüyoruz. Yani her fon belirli dönemde iş yapıyor, sonra biraz daha geride kalıyor falan. Ben bu nedenle portföylerde ekseriyetle endekse yayılım gösteren ve tematik özellik taşımayan fonları kullanıyorum. Ama gerçekten çok iyi bir beklentim varsa, hakikaten tarım, gıda veya da enerji alanında ya bir temada iyi bir beklentim varsa onu kullanırım. O ayrı bir konu. Ama genel perspektifte her zaman en uygun, en yüksek getiriyi sağlayacak, en popüler temayı tespit etmemiz de mümkün olmadığı için önden ben daha genele yayılmış portföylerde fonları, endekse yayılım gösteren fonları kullanmayı tercih ediyorum. Burada da baktığınız zaman zaten getirilerde de görülüyor. AFA var, YAY var, AFT var. Bunlar ekseriyette belirli bir endekse yayılım gösteriyorlar. Özellikle AFA ve AFT. YAY'a göre, yani yapı krediye göre Akport fonları biraz daha yönetim ücreti olarak da düşük olduğu için belki daha tercih edilebilir. Bunun yanı sıra bir de her zaman burada yayınları takip edenler duyuyordur. OJT fonu var. QNB Finans Portföy'ün. O da %20 bandında bir yerli teknoloji hissesi taşıyor. %80 ölçüsünde işte ağırlıklı Nasdaq'ta işlem gören ETF'leri alıyor. Böylelikle hem vergisiz hem de yurt dışı hisse yatırımı yapmış oluyor yatırımcısı. Ben bu temayı çok seviyorum. Bu fon beğendiğimiz bir fon. O yüzden de yıldızlı fonlar listemizde Yatırım Direkt'te yayınladığımız. Örnek vereyim, S&P tarafı için AFA'yı, işte Nasdaq tarafı için OJT'yi ya da AFT'yi yatırımcılar kullanabilir. Yabancı tarafı da böyle söyleyelim. Sorularınız olursa da lütfen linkin altına bırakabilirsiniz, yazabilirsiniz. Onlara da dönmeye çalışıyorum.
yaşıyorum. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Görüşmek üzere. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.